Arkadaşlar merhaba, 43. derste sizlere Enable Contacts'la Motion Study bölümünü anlatacağım ve ufaktan basit bir uygulamayla hani bunları pekiştireceğiz. Şimdi öncelikle bir tane sketch açalım üst görüntümüzden ve buna bir tane slot oluşturalım arkadaşlar. Slotumuzun şu mesela bu bizim ana parçamız olacak. İşte buna uzunluğuna ne diyelim mesela 140 desek çok uzun olur. Evet 140 dedim. Yarı çapına da arkadaşlar şöyle 40 dedim. Böyle bir parça var. Daha sonra bunu şöyle çapı 20 olsun. Yine aynı şekilde bunun da çapı 20 olsun. Bunu da böyle yapalım. Daha sonrasında arkadaşlar bu benim sabit parçam olacak. Bunu bir extrude'layalım. Önce dediğim gibi ne yapıldığını bilin arkadaşlar. Sonra şey yaparız. Mesela bunun kalınlığı 10 olsun. Şöyle baktığımız zaman 10 kalınlığında bir parça. Bunu tekrar üstten bakıyorum. Yine aynı şekilde bir tane daha parça yapacağım. Yine slotumuz olacak. Yine üst plane'den aldık. Şöyle dışarı bir yere çizebiliriz. Şöyle center to center'dan yapalım. Şöyle yukarı doğru arkadaşlar. Buna da 120 veya 120 yapalım. Hani ölçüler çok şey değil. Önemli değil. Kendi kafanıza göre de yapabilirsiniz. Yine 40. Yine arkadaşlar bunun burasına 20. Bunun da burasına 20 dedik. Yine extrude'la bunu da arkadaşlar 5 yapıyorum. Bu 10'du. Bu da 5. Böyle ince bir parça. Şimdi arkadaşlar benim bakın iki tane body'm var. Biri bu, biri de bu. Şimdi şunları seçtim. CTRL, CTRL, V ile bir tane aldım. Bir tane daha alıyorum. Şöyle yapalım. Şunu seçtik. Yanlışlıkla başka bir tuşa bastım. Gitti. Bunu okeyledik. Bir tane daha CTRL ile yapıyorum. Bunu da okeyledim. Yine CTRL ile arkadaşlar dördüncüyü de almış oldum. Şimdi bundan dört tane almış olduk arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi bakın şuradakiyle şuradakilerin hepsini neye çevireceğiz? From bodies. Body'den komponente çevirdik. Sonra J'ye basıyorum. J'ye bastıktan sonra arkadaşlar bunun üst eksenini bu ana parçanın alt eksenini ayarladım. Ne olacak? Motion'a geldim. Roboleyi dönsün. Evet bunu döndürürüz. Buna benzer zaten bir şey yapmıştık diye hatırlıyorum biz. Önceki Roboleyi konusunu anlatırken. Yine J'ye basıyorum. Şöyle alttan bakıp bunun da üstüne geçip bunu da böyle yerleştirdim. Bu da Roboleyi oldu. Şimdi bakın bu böyle dönüyor. Bunu geri aldım. Yine aynı şekilde bunu üst kısmını bunun burasına. Bu da tamam. Yine joinleyip bunun da şöyle alt kısmını bunun da üst kısmına ayarladım. Şimdi bakın bunu döndürüyorum ama alttaki dönmüyor. Yine hani dijitaldeki sistemlerde yaptığımız gibi bakın şurada anlattım mı daha önceki bölümlerde hatırlamıyorum ama mesela evet anlatmıştım diye hatırlıyorum. As Built Join var arkadaşlar. As Built Join ne yapıyordu? İşte ikisini birleştiriyordu veya Rigid Group vardı. Biz Rigid Group yapalım burada. Yani ikisini de kullanabiliriz. Şuna bakın bir bunu bir de bunu seçtim. Okeyledim. Şimdi bakın bunu döndürüyorum. Bu iki tane parça rigidlendi. Yani nasıl rigidlendi? Hareketlerinde rigidlendi. Yani normalde sabit olarak kalmadı onu söyleyeyim. Sonra aynısından bunu da revert diyelim eski konuma geri gelsin. Çünkü lazım olacak bize. Bunu da arkadaşlar yine rigid grupla şunu da şöyle yapalım. Bu da aynı şekilde hareket ediyor. Aslında bunu yapmasak da olurdu da konuyu hatırlatmak adına bunu da ekledim. Şimdi artık ikisi bir. Çünkü normalde böyle olması gerekiyor. Şimdi mesela şuraya da bir tane kol takacağım arkadaşlar. Bu kolla bunu ileri geri hareket ettireceğiz. Nasıl olacak? Hemen ona bakalım. Bizim yine şuradan bir tane sketch açalım. Üst görüntüden açabiliriz. Çok önemli değil. Yine slotumuzu alalım. Slottan arkadaşlar. Hatta aynı delikten yapalım gitsin. Yani daha kolay olur bizim için. Uzunluğuna 300 diyelim. Çapına 40 diyelim. Böyle olsun. Sonra C'ye basalım. Bir buradaki deliğe 20. Bir de buradaki deliğe. Hani buralara pim çakılacaksa ya.
Bu pimler delikleri için konulduğunda. Şimdi ha evet, tam da yerinde yapmış zaten, güzel. Bunu da arkadaşlar kalınlığı 10 olacak. Extrude'luyorum. Bunu seçtim. Yüksekliğine 10 dedim. Evet, gördüğünüz gibi bunu da yaptı. Bunu tabii joinledi. Ben bunu new body olarak ekleyeyim. Bunu da okeyleyeyim. Keşke aklıma gelseydi direkt bizim bunu şuradan arkadaşlar parçamızı ne yapardık? Şöyle ekleyebilirdik. Burada da bakın parçamız duruyor sanırsam. Şu parça. Evet, bunu da create components from body istedik ve bunu da eklemiş olduk. Şimdi bu hareket ediyor mu? Ediyor. Tamam. Yine J'ye basıyorum. Capture position dedim sizin görebilmeniz açısından. Bunun burasını, bunun burasına. Tamam. Sen şöyle kal dedim. Bunu şöyle bir döndürelim. Sonra yine J'ye bastım. Capture position diyelim. Bunu da buraya atadım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisini de eklemiş oldum. Böyle gördüğünüz gibi bakın bir mekanizma yaptım. İşte buraya bir kol takılabilir ve farklı bir şey yapılabilir. İşte böyle bir çalışma yapmış olduk. Hem de şeyleri görmüş olduk arkadaşlar. Hani joint konularını işlemiş olduk. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın anlatmamıştım. Enable contact sets bölümü var. Buradaki sets'i arkadaşlar aktif ettiğiniz an kontakları arkadaşlar, enable all contacts'ları, eğer bu parça hareket ettirilirken bir yüzeye, bir parçaya veya bir yere çarpıyorsa orada duruyor. Bakın şimdi ittiriyorum. Evet. Daha fazla kapanmıyor. Gördünüz mü? Neden? Çünkü enable contact sets bölümünü arkadaşlar ayarlamış olduk. Daha fazla gitmiyor. Yani çarptığı yerde duruyor. Hani bunu da bilelim. Yaptığımız işlemlerde bize disable contact diyelim. Böyle bakın ters de dönüyor. İçinden de geçiyor falan filan. Böyle ayarlamalar oluyor. Bunu revert diyelim. Eski pozisyonu alalım. Mesela buna işte sketch açalım bir tane şu yüzeyine. Bu yüzeyine sketch açtık. Buraya bir tane arkadaşlar. Yine slot açalım. Hani en azından etkiyi görün. Slot'tan yine şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani bu çok şey oldu. Beğenmedim onu. Birazcık daha şuradan şuraya doğru. Hani ölçüleri falan bilmediğim için ezbere yazıyorum. Tamam. Buna da extrude diyorum arkadaşlar. 5 diyorum. Belki aynısından öbür tarafa da yapılabilirdi ama yani hani şey olması açısından enable contact'ın etkisini gösterebilmek adına enable contact sets dedim arkadaşlar. Sets bölümünden bakın aktif edince yani olmadı herhalde. Bir daha yapalım. Enable all contact dedik. Evet bakın şuraya çarpınca şuradaki bölüme duruyor. Daha fazla ittiremiyorum. Veya bunu tarafa çekince burada da duruyor arkadaşlar. Böyle bir parçamızı yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bizim bakın burada yaptığımız işlemlerde şunu revert position diyelim. Assemble'da arkadaşlar bizim Motion Study var. Ya bunu ben çok kullanmadım. Yani açıkçası hatta derse girerken de şöyle bir baktım tekrar bir de hatırlamak amacıyla. Çünkü daha önce bir kere kaç defa kullandık. Animasyon yaparken diyorum. Parçanızı arkadaşlar incelerken, simüle ederken kullandığınız bir Motion Study. Hani video editleme programlarına benziyor aslında. Şöyle bakalım. Açtık. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar şöyle bakın işte bu parçayı şöyle bir play edelim. Herhangi bir şey yok. Şimdi öncelikle buraya bir joint eklemeniz lazım. Joint noktası. Mesela şunu ekledim. Evet bu. Şimdi bunu şey yapacağız arkadaşlar. Şuraya geldik. Burası bizim frame'lerimiz. Yani video editleme programlarını biliyorsanız daha iyi olur. Bunu hop şöyle yaptık. Şunu şöyle çevirebiliyorduk eski versiyonlarda ama şuradan yapalım. Bunu 30 yaptık. Heh, böyle olsun. Eski şeylerine böyle buradan açıyı verebiliyorduk. Şuradan da mesela yapabiliyorduk. Bir eski versiyonu belki sizler de yapılabilir. Sonra arkadaşlar geldim. Bunu aldım. Şöyle play'e basıyorum. Hani bu şekilde ileri geri gibi şeyler atayabiliyorsunuz. Hani bunun hareketi boyunca böyle işte buraya pointler atıyorsunuz. Bu pointlerden arkadaşlar her bir animasyonda jointlere vereceğiniz hareket. Tabii şu an bunda çok fazla şey olmadığı için birden fazla
joint eklentisi olmadığı için, yani nasıl joint eklentisi? Mesela bu joint bunları da hareket ettiriyor. Hani bu joint başka bir parça hareket ettirmeden onlara da başka bir joint ekleyip buraya arkadaşlar ekleyebilirdik. Toplam 100 adımdan oluşuyor. İşte buradan işte bitsin ileri geri şeklinde. Hani çalışmalarını görebilirsiniz. Yaptığınız işte özellikle kodlamacılar falan, robot kollar falan yapıyorsanız arkadaşlar, yaptığınız tasarımlarda böyle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben öğrenmiştim zamanında ama hani çok fazla bir yetişeyim olmadı bunu. Çizim içerisinde kullanmadım. Lafı da fazla uzatmaya gerek yok. Ben buradan gösterdim. Detay isteyen varsa araştırıp oradan bakabilir. Amacına uygun olarak kendini geliştirebilir. Benim diyeceklerim bu kadardı. Bu dersle ilgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.